Türkiye'de turizm deyince akla gelen ilk markalardan bir tanesi Jöle Tur'dur. Bugün Jöle Tur'un Ataşehir Metropol İstanbul'daki acentesinin yeni yerinde açılışındayız. Tabii ki Jöle Tur deyince, hani gerçekten bu sahnede söyleyeyim, birkaç marka sayarsanız, benim de sevgili Gencay sayesinde tatilinde kullandığım bir acent olarak Jöle geliyor. Ve yanımızda da bir Jöle Tur'un başkanı sahibi Sayın Mete Bey var. Ateşehir'e hoş geldiniz. Yeni yer hayırlı olsun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim söylediklerinizden dolayı. Bizim Jöle Tur 33 senedir. İşte babam Hüseyin Varlar tarafından kuruldu. Aile şirketiyiz. 2004 yılından itibaren de yönetim kurulu başkanlığını ben yapıyorum. Aile gitgide büyüyor tabii. Şu anda 1000'e yakın çalışanımızla, işte 150 bin üzerinde ajentamızla koskoca bir aile olduk. Ataşehir'de aslında yeni değiliz. Ataşehir'de genç aile evet. Kardeşimiz. Senelerdir Jöle bayrağını ayakta tutuyor. Ama bugün işte Metropol AVM'de, İstanbul'un en önemli AVM'lerinden bir tanesinde bir yatırım yaptık Gencay Bey ile beraber. İnşallah Ataşehir'deki bu potansiyelimizi bu AVM ile beraber Jöle markasını daha geniş kitlelere yayacağız. Daha çok kişiyi seyahate götüreceğiz, daha çok mutlu misafir edineceğiz. Hayırlısıyla bugün startı verdik. Şimdi bir zamanlar tatil deyince insanlar gezin yaptığı konu duydu. Ama artık Türkiye'de Türk insanı da Batı'nın da 12 aylıkta bir tatil anlayışı var. Sizin bildiğiniz kadarıyla artık 12 aylık bir tatil önerileriniz var. Özellikle kültür turlarında şöyle bir çok büyük olduğunu biliyorum. Turistleri tatilde 12 ay geldiğinizde şöyle neler yapıyor bu anlamda? Şimdi bakıldığı zaman bunu çok samimi söylüyorum. Biz işimizi sadece ticaret olarak yapan bir aile değiliz, şirket değiliz. Tüm çalışma arkadaşlarımızla, ajenta sahibi arkadaşlarımızla beraber. Tabii ki kazanç çok önemli işimizin devamlılığı için ama biz işimizi sosyal sorumluluk projesi gibi görüyoruz. Bundan dolayı da 33 senedir her noktası mutluluktur sloganıyla bir misafir memnuniyeti her zaman ön plana çıkartan bir seyahat ajentasıyız. Ve bugün de ilk hafta gelen seyahat ajentasıyız diyebiliriz. Turizm 12'ye yayılıyoruz. Mesela geçen sene bu topraklar bizim sloganıyla özellikle kültür turlarında yaklaşık herhalde tahminim Kültür Turizm Bakanlığı'nın 10 senede tanıtım için harcadığı bütçeyi biz 1 yılda harcadık. Bunun ticari karşılığı 30 sene falan süre. 70 tane farklı video çektik. 43 tane farklı şehri tanıttık. O şehirlerde işte 33 sene evvel Rize'de ilk bizim misafirlerimiz karşılayan otobüs şoförü bugün oradaki en büyük otobüs şirketinin sahibi onun videolarını çektik. İşte Antakya'da ilk sokakta pişmaniye satan teyzemizin bugün Antakya'nın en büyük pastanesinin sahibi onların videolarını çektik. Bir hikaye. İşte Mardin'de sokakta hediyelik eşya satan dükkanda çalışan bir kardeşimizin bugün orada çok büyük bir mağaza zincirinin sahibi. Onları çektik. Yani müthiş bir duygu yarattık. Ve bununla beraber ülkemizin hakikaten tüm güzelliklerini ortaya çıkartmak istedik. Bunu yaparken gerçekten bir duygu bütünlüğü. Bizim misafirlerimize senelerdir o bölgeyi insanlara katkı sağlıyor, destek veriyor. Sonuçta ticari olarak belki biz o bölgeye katkı sağlıyoruz ama onlar da o enerjileriyle beraber bizim misafirlerimizi mutlu ediyor. Bütünlük sağlamak istedik. Ve Jöle markasının buna katkı sağlayabileceğini düşündük. Böyle bir proje başladık geçen sene. 30 senedir buna benzer projelerimiz her zaman devam ediyor. İşte bugün 1 milyona yakın misafir şirketimizi tercih ediyor. Bu bizim için çok önemli. Ve en önemlisi şu, tatilin bir lüks değil, tatilin bir ihtiyaç olduğunu tüm ülke halkına duyurmak için ciddi bir kampanya oluşturuyoruz. Mutluyuz, keyif alıyoruz işimizden. Sadece kendi işimizi yapıyoruz. Yani biz seyahat ajantasıyız ve başka hiçbir iş yapmıyoruz. Kendi işimize konsantre ediyoruz. Bu güzel kardeşlerimle, dostlarımla beraber hakikaten bir bütünlük yarattık, bir duygu bütünlüğü. Bu şekilde de devam edeceğiz. İnşallah bizim çocuklarımız da, işte bir babamız bizde bize devretti. Bizim de çocuklarımız inşallah bizden bu bayrağı alıp daha yukarılara taşıyacaklar. Çekirdek'te babamız 10 yaşındayken bu faaliyetle başladı. Az önce ben de bir mesaj yolladım. Biz sadece kendi işimizi yapıyoruz. Evet. Aslında bu hizmet sektöründe herkesin kendi işine odaklandığı bir
başarının sebebi olabileceği de aslında bir mesajını vermiş oldu. Şimdi sizin gibi bizimle yeni bir ismi düşünen ülkemizin son günlerde içinde bulunduğu şartlarla bizim bir değerlendirmek istiyorum. Çünkü ülkelerde en küçük bir şey olsa, şeker bir konu patlasa bir şey olsa buna ilk önce etkilenen turizm oluyor. Sizin açınızdan deneyimleriniz de bunları verdik tecrübesi. Ülkemizin bugünlerde yaşadığı siyasi ve askeri ortamda çok turizm ve sizce etkilenir mi, etkilenmez mi veya neler yapmak gerekiyor? Şimdi ülkemizi seven bir aile olarak şu anda tabii ilk düşüncemiz turizm etkilenir mi, etkilenmez mi den çok bölgede Mehmetçik halk inşallah şu ana kadar şehitlerimiz var. Çok üzücü haberler geliyor. İnşallah bir an evvel sonuç alıp bu savaş ortamında çıkılması ki büyük temelimiz. Yani artık bir tane askerimizin burnunun kanaması hakikaten bizim de canımız yanıyor. Son derece üzülüyoruz. Böyle bir ortamda tabii ki iş hayatı devam ediyoruz. Sonuçta iş bir bizim hayat, sonucu, hayat devam ediyor. Ama öbür taraftan da hakikaten son derece üzgünüz. İnşallah bir an evvel şu andaki yaşanan durumla ilgili sonuçlar olur. Bir kişi bile burnu kanamadan bu savaş ortamı sonuçlanır. Temennimiz bu. Sonuçta terör bununla ilgili bir takım önlemler alınması lazım. İnşallah bir ara sonuç alıp ve son gün değil. Siz adınız spor camiasını da çok bilinen takip eden bu tabanda benceyle güzel zevkler, siyah beyaz zevklerle ilgili adınız alınıyor. 5 tane kongre süreci var. Ben size bunu da sormak istiyorum. Şu anki süreç nedir? Sizinle ilgili takım yıllar da bizler oluyor. 11. Ağzı'dan sıkılmak isteriz. Şimdi bununla ilgili şöyle söyleyeyim. Ben 3 yaşından beri soyunma odasında büyüdüm diyebilirim. İşte baba, bizim çocuklarımız, işimiz ve Beşiktaş'a büyük aşklarımız. İşte babam Beylerbeyi'nde yaklaşık 7 kuytu başkanlığı yaptı. Ben Beylerbeyi'nde başkanlığı yaptım. Anadolu Hisarı'nda Beykoz'u yöneticilik yaptım. Daha sonra da çok sevdiğimiz, çocukluk aşkımız, ilk aşkımız diyebileceğim. Beşiktaş kulübünde de 3 sene yöneticilik yaptım. İşte futbol şubesi ve pazarlama olmak üzere iki tane göremiyorum. Demek ki iyi şeyler yapmıştık, güzel şeyler yapmıştık. İyi dostluklar biriktirmişiz. İyi şeyler gelmişiz. Bugün özellikle başkan adayı olmam yönünde çok büyük ısrarlar var. Fakat hem süreç, yaşanan süreç, iş hayatındaki süreç. Bu sene benim işlerime daha fazla vakit ayırmam, aileme daha fazla çocuklarıma vakit ayırmam gereken bir dönem oldu benim açımdan. Önemsenmesi gereken kısmı oldu. Bundan dolayı başkanlık sürecinde başkanlıkla ilgili bir karar verdim ama bundan sonraki dönemde neden olmasın düşünebilirim. Ve bununla ilgili de o dönem bir açıklama yaptım. Yani hiçbir yönetim kurulunda da olmayı düşünmüyorum diye. Bugün bakıldığı zaman başkan adaylarıyla ilgili evet bir takım beklentiler var benimle ilgili. Kamuoyunun bir takım beklentileri var. Taraftarlarım var, kongre üyelerim var ama bununla ilgili karar hiçbir yönetim kurulunda olmamak üzere. Ama hayat yarın olacağı belli olmaz. Perşembeye kadar süreç devam ediyor. Ama şu andaki kararım bu sene işime odaklanma, ülke turizmine katkı yapmak. Başka bir konu da bir yönetim bu konuda bastırıyor bize. Yönetim kuruluyla daha doğrusu 5 yaşın size ihtiyacın var dendiğinde bu görevde olur musunuz? Şu anda öyle bir durum söz konusu. Bununla ilgili hakikaten çok büyük bir baskı görüyor. Ama dediğim gibi şu andaki öncelik işi ve ülke turizmine daha fazla katkı sağlamak durumunda. Bugün itibariyle böyle düşündüm. Hiçbir yönetim kurulu olmayı düşünmüyoruz. Peki sonra Beşiktaş'ın bu konusunda kalktıktan sonra eski bir tercihli gibi başarı üretimi bir Türk olduğu hem içeride dışarıda parlayacağı düzeye gelmesi zaman alacak mı? Şimdi şöyle ne yazık ki çok kötü bir yönetim anlayışından sonra ne yazık ki bir takım ifadeler de var, söylenenler de var, borcu bu noktaya gelmesi yönünde. Beşiktaş kulübü, şu anda kamuoyu ona açık konuşuyoruz. Ciddi bir borçlanma, Türk sporunun genel sorunu sadece Beşiktaş kulübünde değil, diğer büyük kulüplerde, diğer Anadolu kulüplerinde, tüm kulüplerde aynı
durum söz konusu. Beşiktaş çok hızlı bir şekilde borçlandı. Borç 6-7 senelik bir dönem içerisinde 10 katı değer arttı. Bu tabii çok üzücü. Şu anda 4 tane başkan adayı var. Umut ediyorum ki kazanan kim olursa olsun, esas kazanan Beşiktaş olsun. Böyle bir zor dönemde başkan adayı olarak çıkabilmek, bir yönetim kurulu kurabilmek ve bir sorumluluk almak hakikaten çok zor bir şey. O yüzden 4 başkan adayı da Ahmet Nurşehir Bey, Serdar Ömer Bey, İsmail Ünal Bey, Yürsel Bey gibi hepsini kutluyorum. Bu zor dönemde böyle bir mesuliyet aldılar. Ama umut ediyorum ki kazanan kendiliği kazanan Beşiktaş olsun. İnşallah Beşiktaş'a kim en fazla katkı sağlayacaksa. İçlerinde çünkü benim aynı dönem yönetim kurumunda olduğum dostlarım, arkadaşlarım da Ahmet Nurşehir Bey ile 3 sene yan yana kol kola biraz da futbol şubesiyle beraber mücadele etti. İşte Şenol Hoca'nın gelmesinde katkılarımız oldu. Daha sonra sağlık ekibi, tüm ünvanenin yapılanmasında çok büyük etken oldu. Ondan sonra işte 2 tane şampiyonluk geldi. Şampiyonlar ve UEFA'da ciddi başarılar geldi. Daha sonra sevgilini hakikaten çok iyi anlayamadığı bir şekilde bütün düzen bozuldu. Hem borçlanma arttı, hem mali disiplin bozuldu. Hem de sportif başarılarda çok geride kaldı. Umut ediyorum ki kim kazanırsa kazansın. Beşiktaş kazanmış olsun. Beşiktaş'a katkı sağlasın. Benim yönetim kurulunda olmam, başkan olmam bir şey değiştirmez. Benim çünkü hiçbir zaman değişmeyecek bir şey var. Biz Beşiktaş'ın aşığımız ve çok önemli taraftarıyız. Bize ne görev düşerse, yine yönetim kurulunda olmamıza gerek yok. Taraftar olarak da zaten tüm maçları biliyoruz, destek veriyoruz ama mali olarak da, manevi olarak da her zaman Beşiktaş kurulunun hizmetindeyiz. O yüzden hazırlık, hayırlı olsun. Perşembe günü listeler belli olacak. Listelere de bakacağım. Kimi destekleyeceğim noktasında bu belirli noktalarda çünkü kafamda bir takım şeyler var. Kimi destekleyeceğimiz noktasında daha net bir şeyleri ifade edebilirim. Onunla ilgili de zaten bir açıklama yapacağım. Pazar günü 20'sinde 13 gözüküyor ama 20'sinde olacak kongre. İnşallah hayırlısı. Çok tanımda herkesin centilmenlik içinde birbirine saygı duyulur. Bir kongre yaşarız. Daha sonrasında inşallah Beşiktaş gününde kısa vadede çok zor ama orta ve uzun vadede planlamalarla yüzeye çıkacaktır çünkü Türkiye'nin en köklü kulübü 116 yaşında. Türkiye'nin en önemli markası. Muhakkak ki kendi kimlerinden tekrar doğacaktır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size tekrar hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.